Merhaba çocuklar. Devran Uzaktan Eğitim'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 1. sınıf matematik dersinde kesirler konusunda bütün, yarım ve çeyrek konusunu işleyeceğiz. Bütün, herhangi bir şeyin, herhangi bir nesnenin bölünmemiş haline bütün denir. Bütün portakal, bütün elma. Burada bilmemiz gereken en önemli nokta, bir nesnenin bütün olabilmesi için bütünlüğünün hiç bozulmamış olması gerekir. Bütün elma, bütün çilek, bütün şeftali. Bütün konusuna baktıktan sonra şimdi yarıma geçelim. Yarım ise bir bütünü iki eşit parçaya bölersek iki yarım elde ederiz. Tekrar edelim. Bir bütünü iki eş parçaya bölersek yarım elde ederiz. Yarım çilek, yarım kivi, yarım portakal. Burada bilmemiz gereken en önemli nokta ise bir bütün iki yarıma eşittir. İki yarım ise birleştiğinde bir bütüne eşittir. Bir bütün iki yarım eder. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bütün portakal, portakalı ikiye bölmüşüm, yarım portakal, yarım portakal. Evet, elimizde bir tane kivimiz var. İki arkadaşa paylaştırmak istiyoruz. Arkadaşlardan ikisinin de eşit parçaya sahip olmasını istiyoruz, değil mi? Bir payın birisi büyük, birisi küçük olursa bu hoş olmaz. Bir tane kivimizi tam ortadan ikiye böldüğümüzde yarım kivi, yarım kivi elde ederiz. Bir bütün çileğimiz var. Bütün çilek, yarım çilek, yarım çilek. Bir bütün iki yarım eder. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bir bütün iki yarım eder. İki yarım ise birleştiğinde bir bütün eder. Çeyrek. Bir bütünü dört eşit parçaya bölersek dört tane çeyrek elde ederiz. Çeyrek portakal, çeyrek karpuz. Elimde bir tane yarım portakalım var. Yarım portakalımı tam ortadan ikiye böldüğümde iki tane çeyrek elde ederim. Bütün bir karpuzum var. Bütün karpuzumu tam eşit olarak dört parçaya ayırdığımda karşıma dört tane çeyrek çıkar. Bütün portakalım var. Yine bu bütün portakalımı dörde bölmüşüm ve dört eşit parçalı portakal elde etmişim. Bütün karpuz, bütün karpuzu tam ortadan ikiye bölmüşüz, yarım karpuz. Yarım karpuzumuzu da ortadan ikiye bölmüşüz, çeyrek karpuz. Yine bütün bir yuvarlağımız var. Tam ortadan ikiye bölüyorum, iki tane yarım elde ediyorum. Daha sonra böldüğüm yarımı da ikiye bölerek dört tane çeyrek elde ediyorum. Bütün, yarım, çeyrek. Bütün portakal, yarım portakal, çeyrek portakal. Bütün pasta, ikiye bölüyorum, yarım pasta. Onu da ikiye bölüyorum, çeyrek pasta. Evet, büsbütün pastamız var. Tam ortadan ikiye bölmüşüz, yarım pasta elde etmişiz. Yarımımızı da ikiye böldüğümüzde çeyrek pasta elde etmişiz. Şimdi bize verilen görselleri inceleyelim. İki eş parçaya ayrılabilenleri işaretleyelim. Evet, şimdi topuma bakıyorum. Topumu tam ortadan ikiye böldüğümde bakın, iki tarafta birbirlerine eşit oluyor. Bu sebeple ben topumu iki eşit parçaya bölebilirim. İşaretliyorum. Şimdi eve geldiğimde ev tam ortadan ikiye bölüyorum çocuklar. Ama bakın burada bacası var, bu tarafta bacası yok. O yüzden evi ne yapamıyorum? Tam ortadan ikiye bölemiyorum. Pizzam var, pizzamı tam ortadan ikiye bölüyorum. İki tane yarım elde ediyorum. Bunu da işaretleyebilirim. Yine portakalımı da tam ortadan ikiye ne yapabilirim? Bölebilirim. Bakın eşit oluyor. O yüzden portakalımı da işaretleyebilirim.
Şimdi çiçeğime geldiğimde bakıyorum, çiçeğimi tam ortadan ikiye böldüğümde çocuklar, bakın bu yaprakla bu yaprağın büyüklüğü eşit değil. Bu yaprakla bu yaprağın bütünlüğü de eşit değil. Bu sebepten dolayı çiçeğimi ne yapamam? Tam ortadan ikiye ayıramam. Kelebeğime geliyorum. Kelebeğimi tam ortadan ikiye ne yapabilirim? Ayırabilirim. Bakın bu tarafla bu taraf eşit. O zaman kelebeğimi de işaretleyebilirim. Dikdörtgen bir çerçevem var. Tam ortadan ikiye böldüğümde iki tane eşit parça ne yapabilirim? Elde edebilirim. Bu sebepten dolayı bunu da işaretliyorum. Evet, elimde bir tekerlek var. Bu tekerleği bir bakalım tam ortadan ikiye bölebilecek miyiz? Buradan bir çizgi çekiyorum. Evet, bakın bu taraftaki işaretlerle diğer taraftaki işaretler aynı. O zaman buna da işaret koyabilirim. Dondurmamı tam ortadan ikiye bölmeye çalışayım. Bakın çocuklar, burada limonlu var, burada limonlu, dondurma yok. Bu sebepten dolayı dondurmamı tam ikiye bölemem. Şimdi diğer görselimize geçelim bakalım. Burada ise bizden nesneleri incelememizi ve bütün olanları işaretlememizi istiyor. Bu karpuzuma bakıyorum. Karpuzum yarım. O zaman bunu ne yapamam? İşaretleyemem. Ama bütün bir yumurtam var. Yumurtamı işaretleyebilirim. Yarım kivim var. Kiviyi işaretleyemem. Ama simitim de bütün olduğu için ne yapabilirim? Simitimi de işaretleyebilirim. Diğerinde ise hangileri iki eş parçaya ayrılmıştır işaretleyin derken, iki eş parçadan bizden yarımımı bulmamızı istiyor. Ne istiyormuş bizden? Yarımı bulmamızı istiyor. Bütün portakalım var ama iki tane yarım karpuzum var. Bütün ekmeğim var ama iki tane eşit bölünmüş çikolatam var. O zaman bunu da işaretliyorum. Evet sevgili öğrencilerim, bugün sizlerle bütün, yarım ve çeyrek konusunu işledik. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.